Şeleş. Şeleş baksana. Bu bir fırsat. Dışarı çıkıp arabayı geri iteceğiz. İmkansız. O yılan dışarıda bizi bekliyor. Merak etme, yüzük bizde. Bak, fırtına bitti, yüzük bizde. Şu an o yılan bize hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden hemen dışarı çıkıp ne yapıp edip arabayı geri itmeliyiz. Tamam mı? Angat gel. Bir şey olmayacak, merak etme. Angat hadi acele et. Gidelim. Çabuk gelin. Dikkat edin baba. Yavaş, dikkat edin. Şeleş, bir şekilde aracı geri çekmemiz gerekiyor. Dikkat edin, araç düşmesin. Arkaya geç. Oradan çekin, hadi. Çek hadi, çek. Fazla hareket etmeyin. Devam et, hadi çek. Geleş, geleş. Araç hareket etmeyecek gibi, yürümemiz gerek. Hadi gelin, hadi. Çabuk. Dur, dur, bırak. Bırak, dinleyin. Hepiniz yavaş yavaş dışarı çıkın, tamam mı? Aracı kurtaramadık, yürümemiz gerekiyor. Hadi yavaş, yavaş. Yavaş olun, yavaş. Dikkat edin, yavaş. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, dikkatli olun, hadi. Çekilin, hadi. Hemen buradan gitmeliyiz. Şeleş, yüzükler de bizde, tamam mı? Yüzeye göz kulak olacağız. El ele verin. Yılan bir şey yapamaz. Anladın mı? Hayır anne. Beni dinle. Çok tehlikeli. O yılan hiçbir gelecek. Hiçbir şey yapamaz bizi... dedim sana. Lastik patlamış. Ama bu... Buraya gelirken bir şey yoktu. Ne oldu da patladı? Ben annemi arayayım. Bu şekilde törene yetişemeyeceğimizi söyledi. İyi ki Ritik'in törene katılmasına engel oldum. Bizden ne istiyor? Hep peşimizde. Nereye baksak o var. Dinle. Bir şey olmayacak. Sakin olun. Birlikte olduğumuz sürece bize hiçbir şey yapamaz. Bakın. Mezarlık yakında. Şimdi el ele tutuşup yürüyeceğiz. Tamam mı? Korkmayın. Hadi. Hadi. Yavaşça. Guruma. 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 Guruma, halimize bir bak. Yılan bize saldırdı. Zar zor geldi. Guruma'da yaşadığımızı bir bilsen. Bu çok kötü. Evet, biliyorum. Her şeyi biliyorum. Onun ne yapacağını biliyordu. Ama bu törenden sonra o yılan sonsuza kadar bütün güçlerini kaybedecek. Tanrı'nın da izniyle bu tören bittikten sonra bütün mistik güçler birleşecek. Yüce Tanrı, Tanrı. Şimdi saygı göstermeliyiz. Bak, bize söylediğin ne varsa yap. Hatta güvende olacağımıza da inandığımız için o yüzükleri de taktık. Ama arkadaşımız Suri, o öldü. Bak, söylemeye çalıştığım şey şu. Bizim için o kadar şey yapmana rağmen yine zarar gördük. Bak, bak, buraya gelirken büyük bir yılan otobüsü durdurdu. Bak, bütün ailem ne hale geldi? Lütfen hayatımızın tehlikede olduğunu anla. Guruma, o yılan çok tehlikeli. Onun gazabından kaçamıyoruz. Sadece o. Dişi yılanla savaşabilecek tek bir güç var, o da... Tabii ki Tanrı. Guruma bak.
sahip olduğun güçlere inancım tam. Ama lütfen durumumuzu da anlamaya çalış. Ölümün pençesinden kurtulduk. Yaşadığımız o şeyleri biz biliyoruz. Sen yaptığın şeylerin faydası olacak mı diyorsun? Bu kadar çok soru sorma. Buna cevap vermek sadece onun. Tanrı mutlaka bu mezarlıkta gücünü gösterecek. Ve o yılanı gazabıyla yakacak. Hayır Guruma. Bunu hiç sanmıyorum. Yapacak. Bizim Tanrımız merhametlidir. Ondan daha merhametlisi yok. Eğer kulları acı çekiyorsa hemen gelir ve kullarına işkence eden kim varsa onlara en sert ve acı şekilde saldırır. Tanrı'nın hiddeti bugün ortaya çıkacaktır. Ama Tanrı gücünü nasıl gösterir? Bu konuda bazı hikayeler duymuştum, evet ama... Tanrı'nın kudreti sonsuz. Onu selamlayın. Düşmanlarınızın bile Tanrısıdır. O her zaman güçlüdür. Ama bir tehlike varsa bunu tümüyle yok edebilecek sadece ve sadece bir güç vardır. Peki ama nasıl olacak? Ritüelleri yaparak dua edeceğiz. Tanrı bize kudretini mi gösterecek? Evet. Hem de aramıza bir kulunu gönderecek. Tanrı, kudretini gösterdiğinde neler olur bilmiyor musun? İnsan büyük şiddetle bir trans formuna girer. Ve bu trans formu çok güçlüdür. Tüm mezarlık buna şahit olur. O kız yanan cesetlerin arasında çılgın bir şekilde dans edecek. Dilini gösterecek. Ve tüm öfkesini dışa vuracak. Kana susamış gibi. Yoluna çıkanları da öldürecek. Cehennemi yaşatacak. Her şeyi yakıp kül edecek. Ve o kızı hiç kimse kontrol edemeyecek. O yılan şu an nerede olursa olsun gelmek zorunda. Ve gelecek de. Gelecek. Gelecek. Sonra da yanıp küle dönecek. Peder Bey, hemen Agoris'i çağırın. Onlara söyleyin. Davul çalsınlar. Tanrım, senin kudretin çok yücedir. Zalimlere karşı çok acımasız olursun Tanrım. Her şeyin üstündeki en yüce güç sensin. Her zaman kullarını kötü güçlerden kurtar. Bu gece tüm dişi yılanları yakıp kül edecek. Ama neden bu kadar üşüyorum ki? Ben neden titriyorum? Ne oluyor böyle? Merak etmeyin, bir şey olmayacak. Bana getir. Bana gel. Aynen böyle. Gel. Hadi bana doğru gel. Aynen böyle.
Yılanlar aynı yöne gidiyor. O zaman mabetteki duaları sonuç vermiş olmalı. Bu yüzden bütün yılanlar o yöne doğru gidiyor olmalı. Gitmeyenleri zorla götürecek. Ben gitmeyeceğim. Asla gitmeyeceğim. Bekle. Ne oldu? Aman. Çok fazla var. Ne oluyor? Bugün yeni ay var. Yani bu gece en karanlık gecelerden biriydi. Bugün yılanlar her şeyi yapabilir. Öyle mi? Bu konuda çok bilgilisin. Yılanlara ilgin mi var yoksa? Şey... Bunu her insan bilir. Yılanlar çok tehlikelidir. Tuhaf. Yılanlarla ilgili hikaye çok. Şöyle bir baktığın zaman sanki iki yılan evleniyor da diğer yılanlar da büyük bir sevinçle düğüne gidiyor gibi. Sanki bir davetiye almışlar. Ve gitmek zorunda. Sanırım Guruma hepimizi kontrol altına aldı. O ne derse yapmak zorundayız. Şivanya. Şey, ben aslında ben bu yılanlardan çok korkuyorum Eti. Annene de söyledim. Bana dedi ki Guruma bizi bu yılanlardan korumak için bir tören düzenlemeye karar vermiş. Çok tuhafsın. Beni o yılanlardan kurtaran sen. Beni sen şurada otur bekle beni. Ben lastiği halledince sana haber vereceğim. Dinle. Korkma. Ben yanındayım. Görünüşe göre yeni ay üzerimizde. Kartal yılan şeklini görecek. Ne yapayım? Nereye gideyim?
sonunda oldum. Ama yılanlar nereden çıktı? Akin! Akin, hiçbir şey anlamıyorum. Çok korkuyorum. Seşa, sana ne oldu böyle Seşa? Geri dön. Lütfen beni yalnız bırakma Seşa, lütfen. Şivanya, uzaklaş buradan. Kaç ve kendini kurtar. Ya! Efendim, önünüzde eğildim. Yalvarıyorum, lütfen durun. Tanrı'ya adananlara saldırmayın artık. Bu saldırıyı değdirin. Size yalvarıyorum, durun artık, lütfen. Seni dişi yıla. Şimdi seni bağışlamalı mıyım? Hayır efendim. Sadece ailemin katillerini öldürmeye geldim ben. Adaletin peşindeyim. Annenin ve babanın başına ne geldi? Annem ve babam her gün büyük mabede hizmet edip Tanrı'ya dua ederdi efendim.
Mabede yakın konakta yaşayan kişiler orada bulunan kristalin peşine düştüler ve Tanrı'nın huzurunda mabette ona adanmış iki insanı öldürdüler. Sadece o kristali elde etmek için. Sadece onun için. O kara geceyi asla unutmayacağım ben. Tanrı'nın emirlerini bilirsiniz. Onun isteklerini yerine getirirsiniz. Biz sadece onun kullarıyız efendim. Ben sizinle savaşamam ki. Biliyorum. Masumlara olan merhametinizin farkındayım efendim. Tam da bu yüzden önünüzde acıyla eğildiğim zaman bütün öfkeniz dindi. Bunu size yaptıran sevdiğiniz, adanmışlara olan sevdiğiniz. İntikamımı aldığımda ben de sakinleşebileceğim. Ben bu dünyada en çok ailemi sevdim efendim. Ama bazı insanlar onları benden kopardılar. Sizin kimseden korkunuz yok. Beni de insan şekline korkusuzluğum getirdi. Çünkü böylece onlardan intikamımı alabilirim. Gidip onları öldürebilirim. Hiçbir masumu asla öldürmeyeceğim. İstediğim tek şey suçluları cezalandırmak. Ve aynı günahkarlar beni öldürebilmeniz için sizi buraya çağırdılar efendim. Eğer şimdi beni öldürürseniz, sizin elinizde ölürsem emin olun kendimi çok şanslı sayardım. Bana inanmıyorsanız önünüzde eğiliyorum. Beni öldürebilirsiniz. Ama eğer haklı olduğumu düşünüyorsanız, o zaman lütfen bana yardımcı olun efendim. Onları hayatına geri ver. Bizler sadece Tanrı'ya dua eder ve ona adanırız efendim. O bizim tek sığınağımız. Siz de ona aitsiniz. Bunu biliyorum. Efendim lütfen şimdi karar verin. Bugün siz kimin yanındasınız efendim? Lütfen cevap verin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.